Evet, ses geliyor abi. Koronavirüs salgını 2020 yılının ilk aylarından bu yana hayatımızda. Salgın sürecinde birçok kısıtlama ve yasakla tanıştık. Bu yasaklardan biri de okullar için geçerliydi. Uzun süre eğitim yuvaları kapalı kaldı. 6 Eylül itibariyle öğrenciler eğitime yeniden merhaba dedi. Bu süreçte birçok etkinlik alanında daralan öğrenciler ise özellikle telefon ve tabletlere yöneldi. Bununla birlikte teknoloji bağımlılığı ortaya çıktı. Peki pandemi döneminde öğrenciler nasıl bir süreç geçirdi? Teknoloji bağımlılığı nedir? Bununla nasıl mücadele edilir? Tüm bu soruları psikolojik danışman Fahri İnan'la konuşacağız. Hemen konuğumuza dönmek istiyorum. Fahri Bey, şu anda Edessa TV gün içi canlı yayınındayız. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Size... Az önce belirttik, pandemi sürecinde özellikle teknolojik bağımlılık arttı. Evet. Siz bu süreci değerlendirecek olursanız neler söyleyeceksiniz? Evet. Şimdi genel manada zaten teknoloji, hani bağımlılığı şu şekilde tanımlayabiliriz. Evet. Bireyin, öğrencinin veya herhangi birinin herhangi bir nesnenin üzerinde kontrolünü kaybetmesi ve onsuz bir yaşam sürmemesidir. Evet. 1,5 yıldır pandemi sürecine uğraşıyoruz. Bu süreçte öğrencilerimize uzaktan eğitim verilmeye başlandı. Uzaktan eğitim aklımıza gelince de tablet, bilgisayar ve telefondan hem derslerini takip etme hem de canlı derslere girme söz konusu oldu. Bu bir nevi öğrenciler için bir fırsat oldu. O fırsattan olumsuz manada istifade etmeye çalıştılar. Normal canlı dersleri 1 saatken 5 saat internete veya telefonda kalan öğrenci oldu. Özellikle milli eğitim okullarında bunun çok yüksek düzeyde görüldüğü oldu. Evet. Hatta derslere girilmedi ama açık oldu. Bu da öğrencinin internette, tablette, bilgisayarda vakit geçirdiği, bu da bağımlılığa sebebiyet veriyor. Son verilere baktığımız zaman özellikle Amerika ve İngiltere menşei şirketler X, Y ve Z kuşaklarının bazılarının mecburi, özellikle X kuşağında bağımlılık konusunda internette çok vakit geçirdikleri. Aynı zamanda X ve Y'nin normalde pandemiden dolayı evlerinde, işi evlerine taşıyıp home office şeklinde çalışmasından dolayı internete fazla bir zaman harcadıkları, mesai harcadıkları, ama Z kuşağının okullar tatil olduğu için ve belli kısıtlamaları olduğu için 20 yaş altı özellikle bu konuda evde kalıp can sıkıntısından bağımlılığa doğru bir sebep oldu, bağımlılığa sebep oldu. Şimdi 6 Eylül'den itibaren öğrencilerimiz okula geldiler. Biz de bunu araştırmaya başladık, var mı yok mu diye. Seminerlerimizi veriyoruz teknoloji bağımlılığa yönelik. Velilerimiz de bu konudan çok müzdarip olduklarını ve öğrencimin ödev yapma, ders çalışma konulardan uzak kaldığını, lütfen bu konuda neler yapabiliriz, ne edebiliriz, öğrencimiz eline tableti, telefonu, bilgisayarı nasıl alabiliriz diye. Biz de belli başlı çalışma yaparak, seminerler vererek, öğrencilerle sözleşmeler imzalayarak, teknoloji bağımlılık sözleşmesi, yani kısıtlama getirilmesini, bir dakika da konuşuyoruz. Özellikle zaman sınırlamasını tavsiye ediyoruz. Hem ailenin, anne ve babanın, ebeveynlerin telefon, tablet ve bilgisayar dedikleri zaman bir saat kullanacaklarsa o bir saati yani onun dışında da şu an öğrencilerimizin 4. hafta yavaş yavaş ders çalıştıkları ve bu teknoloji bağımlılığından biraz koptuklarını hissedebiliyoruz. Tabii devam eden öğrenciler var ve bunun üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Döneminde uzaktan eğitimde devam ediyoruz öğrenciler. İşte o zaman şunu söyleyebiliriz. Öğrenciler de eğitim ekranı açık ancak o sıra başka işlerle mi meşgul? Pandemi döneminde bunlar görülmüştü, evet. Özellikle bunun üzerine öğrencilerin özellikle TikTok, Instagram, WhatsApp gibi sosyal medya araçlarını çok TikTok uzmanlığına görünen öğrencilerimiz de olduğunu
söyleyebiliriz. Bu bizim için süreç, kötü bir süreç oldu. İnşallah bundan sonraki süreçlerde bir pandemi görmeyeceğiz. Öğrencilerimiz okullarda, sınıflarda ve biz de onlarla bu şekilde ilgileneceğiz. Şimdilik bunları söyleyebiliriz. Aslında öğrencilerin etkinlik zamanlarının kısıtlandığı için görüyoruz. Peki bu noktada aileler ne yapmalıydı? Şimdi zaten sokağa çıkma kısıtlaması olduğundan şunu söyleyeyim. Evet. Eviniz bizi bir oranla çevirdiniz mi? Ya da size verilen sokağa çıkma evet. sürelerine siz o süreleri nasıl değerlendirdiniz? Bir sportif faaliyete yöneldiniz mi? En azından halı saha olmasa da parktaki herhangi bir yerde siz vakit nasıl geçirdiniz? Yani o teknolojiden, o tabletten, o bilgisayardan nasıl uzak kaldınız? Bu zamanı nasıl değerlendirdiniz? O sorularınız oldu. Eksenli olduğu için yani dışarı çıktıkları zaman bile stres olduğu için bana virüs bulaşır. Onun da sosyal ilişkilere yansıdığı için bir konuda. Yani veliler de bu konuda stres vardı. Hatta çoğu veli de sokağa çıkması izin dahilinde olan çocuklar bile dışarı bayağı kötü yansıdı. İnşallah bundan sonraki süreçlerde biz burada, veliler evde, sosyal sportif faaliyetler, öğrencileri oraya yönlendirerek ve biz de okulda bunu düzenleyerek inşallah bu stresi de ve bu bağımlılığı da bir noktada aşabiliriz. Okulların açılmasına 4. haftayı geride bırakıyoruz. Peki bir nebze de olsa bu aşıldı diyebilir miyiz? Şu an okullardaki özellikle psikolojik danışmanlık servislerinin bu konudaki etkinlikleri çok önemlidir. Evet. Çalışacağız. Evet. Hem sınıflarda hem konferans salonlarında teknoloji bağımlılığının zararlarını sağlık açısından, eğitim açısından zararlarını çalışıyoruz. Velilerimizle bu konuda görüşmeler birazcık da olsa dersten uzak kaldıkları için ve o açıklarını kapatmaya yönelik uğraştıkları için şu an tablet ve bilgisayar bu bir çünkü hayatımız da biz onu değerlendiririz ona yani o yönde biz düşünmeliyiz işimizi nasıl görüyor ne tür etkinlikler yapacağız orada ne kadar süre harcayacağız? Bütün bunları bildiğimizde zaten bağımlı olmamış olacağız. Yani öğrenciler bu süreçte daha çok eğitime yönelmeye başladı diyebiliriz. Tabii ki de eğitime özellikle herhangi bir dersteki eksikliği olsun, evet. uzaktan yüz yüze eğitim görülmediği için uzaktan eğitimdeki o sıkıntılar olsun. Öğrenci bunu okul içerisinde ziyadesiyle hissediyor. Yani teknolojideki bağımlılık her ne son 2 haftadır öğrencilerin özellikle belli başlı hazırlık deneme işte seviye belirleme sınavları yapıldığında öğrencilerin benim eksiğim var. Telefon tablette zaman harcayacağım ama derslerime yönelmeliyim ve bu aynı zamanda okullarda süren etüt saatlerinde de öğrencilerin daha çok derse yöneldiklerini görebiliyoruz. Fahri Bey teknoloji peki nasıl etkiliyor? Zaten teknolojinin bozukluğudur. Öğrencilerimiz bir saat ilgileneyim derken o ve gece geç saatlere varılan teknolojik aletlere varılan yani zaman ayrıldığında zaten uykusunu almamış oluyor. Öğrenci uykusunu almadan sabahleyin sınıfa geçiyor.